Merhaba arkadaşlar, ben Octostore'dan Gökhan. Bu videomuzda sektörden önemli haberleri aktaracağız. Atomos son dönemlerde Shogun 7 inç monitör kaydedici için yeni bir donanım yazılımı geliştirdi. Bu güncelleme ile 3000 HDR nite kadar çıkabiliyoruz. Bu monitörün parlaklığını 2 katına çıkarmış oluyor. Böylelikle bazı ortamlarda gözlem yapabilmek daha uygun hale gelmekte. Atomos aynı zamanda hem SDI hem HDI uyumlu olan cep dostu ve kompakt jinom monitörleri için kalıcı olarak fiyat düşüğüne geçmekte. Son olarak ise Atomos, Sony FX9 kamerasına sahip olanların kullanabileceği bir 16 bit RAW Neon Master kontrol ünitesini duyurdu. Bunun tam olarak nasıl işleyeceği veya fiyatı ise gelecek dönemlerde duyurulacak. Bu sürede Canon'da 4K kameralarının üstüne yeni bir 31 inçlik 4K HDR ekran geliştirmiş oldu. Canon DPV 3120 monitör 2000 nite kadar aydınlığa çıkabiliyor ve manuel olarak karartılabilen algoritmaya sahip. Paket içeriğinde ise HDR için özel olarak hazırlanmış yüksek aralığa sahip VectorScope False Color gibi profesyonel bir monitör gereciyle beraber geliyor. Yeni ekran aynı zamanda Dolby atmosferi onaylı post prodüksiyon kolaylıklarını yerine getirebiliyor ve sahip olduğu 12G SDI bağlantı sayesinde hem HDR hem de SDR çalışma alanlarında uyumlu. Blackmagic markası son dönemlerde kameralar arasına yeni bir 6K kamera ekledi. Tabii bununla beraber hali hazırda bulunan kameralarını da geliştirmeye çalışıyor. Yakında gelecek olan özellikler birden fazla dil seçeneği, popülaritesi her gün artan gimbal'lar için uzaktan kontrol edilebilme sistemi ve Pocket 4K için 2 katı fazla sıkıştırma. Sigma, hali hazırda olan lens ailesine Canon'un aynasız kameralarıyla uyumlu 3 adet prime lens daha ekledi. Bu yeni lensler sırasıyla Sigma 60mm 1.4, 30mm 1.4 ve 58mm 1.4. Hepsi Canon EOS M6 Mark II'de olduğu gibi FM yuvalarına sahip. Lensler APS-C sensörüne uyumlu bir şekilde tasarlandılar. Bu kompakt lensler hareket halinde sorunsuz bir şekilde görüntü alabilmeniz için yüz takibine sahip otomatik odaklama özelliğini barındırıyor. Sigma aynı zamanda diğer popüler kameralarla da uyum sağlayabilmesi açısından lens yuvalarını değiştirebileceğiniz bir aparata da sahip. Bu lensler 18 Ekim'de yurt dışında satışa çıktı. Türkiye'de ise ne zaman satışa çıkacağı belli değil. Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Roger Deakins, Alexa Mini LF ile çektiği Sam Mendes'in yeni filmi olan 1917 ile ilgili konuşarak kamera hakkında bilgi verdi. Uzun zamandan beri bu işi yapan biri olarak kameranın az ışıklı ortamlarda bile sağladığı performansı şaşırtıcı derecede iyi bulmuş. Alexa Mini LF'in sahip olduğu full spektrum ND filtreler 1917 çekilirken görüntülerin keskin hatlara sahip olması açısından epey kullanışlı olmuş. Sony FX9 kamerası ile IBC'de epey büyük bir etki uyandırdı. Kendileri Avrupa'nın en iyi görüntü yönetmenleri kamerayı kullanıp basit bir çekim yapmalarını ve ilk izlenimlerini paylaşmaları için IBC'ye davet etmişti. Bu oldukça olumlu olan ilk izlenimler sonrasında Sony'nin elinde FX9 gibi bitirici bir kamera oldu. FX9, FS7'nin yapabildiği çoğu şeye sahip olmasıyla beraber ikili ISO, 6K full frame sensör ve çekimlerde ten rengini çok daha iyi alabilmesi gibi yeni özellikleri de beraberinde getirmiş oldu. Atomos ise IBC'de Atomos Shogun 7 inçin performansını katlamaya yönelik olan Atomos versiyon 10.3 isimli yeni donanımını duyurdu. Bu güncelleme hali hazırda epey ekran parlaklığına sahip olan Shogun 7 inç modelinin parlaklığını 3000 nite yani 2 katına çıkartıyor. Bu hem HDR hem de SDR'da yüksek dinamik aralığa sahip olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda FS7, DFS5, Panasonic EVA 1 veya Varicam LT ile 2K veya HD'de yapacağınız 240 FPS yüksek kareli ağır çekimleri destekliyor. Rode daha çok yayıncılık dünyasında ortam sesi almak için kullanılan Shotgun Rode NTG5'i piyasaya sürdü. Bu yeni mikrofon 76 gram ağırlığında, alüminyum kaplamaya sahip. Bu uzun saatler boyu ses kaydı almak zorunda kalan boomcular için büyük bir nimet. Oldukça donanımlı olan yeni akustik dizaynı daha temiz ses alabilmenizi sağlıyor. İnsan sesine duyarlı şekilde oluşturulmuş olan NTG5 oldukça yüksek biçimde direkt ses kaydedebiliyor. Bir batarya markası olan Core yeni ürünleri olan HyperCore Neo modelini duyurdu. Bu model hem V-mount hem de Gold mount uyumlu şekilde çalışmakta. Bu bataryalar 98 volt çalışma kapasitesi ve önünde ufak bir LCD ekran ile birlikte gelmekte. 12 volt çıkışları ile yapılandırmaya ve güncellemelere açık hale geliyor.
akıllı telefon yardımıyla monitörlerin pilinin ne kadar kaldığını takip edebileceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz inceleme, haber videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.